Tabii ki o kemoterapi süreci de ki kontrollerden sonra büyük bir avantaj elde Tabii. ettik. Kemoterapi veren doktorun da burada uyumu ve işbirliği çok Aynen. önemli. Senin ameliyat şansın var mı? Tekrar sor Ünal Bey'e, tekrar sor. Biz onunla iletişim Tabii. halindeyiz. O çok kıymetli. Bu sana burada bir soru sormak istiyorum. Buyurun hocam. Bu kemoterapi sürecinde pankreasında kitle var. Kemoterapi alıyorsun. Ama tedirgin olman lazım. Doğru yolda mıyım? Eğri yolda mıyım? Aynı zamanda da psikolojik olarak tedirginliğin yanında biyolojik olarak da kemoterapinin yan etkileri olmalı. Bu kemoterapi dönemini nasıl geçirdin? İnancını nasıl yönettin? Vallahi hocam şimdi inancımızı nasıl yönettik? Biz sonuçta insanlarla diyalog halinde bir iş insanıyız. Yani derler ya gördüğüm an insanı tanırım yani. Bundan bize iyilik mi gelir, kötülük mü gelir? Tamamen duygusal olarak size de İstikbal ve tabii kudüs. kalben Bülent Hoca'ya da kendimizi emanet ettik. Çünkü dediğim gibi hatta yani ilk gördük sizi çıktık sizin yanınızdan. Hatta bizi de yani 1,5 saat falan bir şey yapmıştınız. Gece Diyalogda. saat 9:30-10 olmasına rağmen. Yani Gece. bu bizim için çok büyük bir etken yani. Biz şimdi sürekli doktorlara gidiyoruz, muayeneye gidiyoruz. Herkes bir an önce bitirip 10 dakika, 15 dakikada hastasını yollamak istiyor. Sizde o gözlemi görmediğimiz için dedik biz hedefi 12'den vurduk. Gece Daha gelirken gece gelmişsin. tabii 10'da saat 10'da gelmişsin. gelmişim. 11:30 oldu sizin 11.30'a görmemiz. kadar benimle Aynen. gece Biz size görüşürüz. teslim etmeyeceğiz de kime teslim edelim hocam kendimize. Evet. Tabii Aynen. o teslimiyet kıymetli demek o Tabii zaman. çok büyük kıymeti var. O inancı da Tabii provoke tabii ediyor. tabii siz orada bize söylemlerinizde ya ne diyorum ben sıfır moralle geldik oraya biz. Evet. %50 iyileşmiş olarak çıktım ben sizin büroda. Yani sizin anlatımlarınız oradan yardım buradan bomba atacağız oraya öyle yapacağız bilmem ne Stratejik yapacağız hamlelerin stratejik hepsi. hamlelere. Yani dedik biz doktorumuzu bulduk. Evet. Cerrahımızı. Ama sizin oradaki tabii bana da söylemiştiniz orada. Direkt cerrah operasyonu da yapabilirim ama kemoterapi süreciyle daha sağlıklı gidebiliriz demiştiniz. Tabii o etkende de kemoterapi hocamızı bulduk. O da Bülent Hoca, o da Bursa'dan. Onunla da yola devam ettik. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyorum Yani yani hocam. hemen hasta geldi. Ya ameliyat yapılabilir. Bu Aynen. hemen ameliyatı almak avantaj sağlamayabilir yani. Önüne gelen Tabii. ameliyatı yapmaman lazım tabii Aynen. ki. Bir de hocam kemoterapi dönemindeki moralimi sordunuz. Aklıma hastalığımı hiç getirmedim hocam. Ya işine. Belki zararına yumurta sattım. Onu Evet. düşündüm. Hastalığı aklıma getirmedim. Süpersin. Evet. Süpersin. Hiç bana millet yani geçmiş olsun deyince benim aklıma hastalık geliyor. Arıyor şimdi arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz geçmiş olsun. O zaman hastalık geldi benim aklıma. Bir daha hiç hastalık yok. Oturuyorum büroma, depolarıma gidiyorum. O iş bu iş adamlar onu yapın bunu yapın. Millet hatta diyordu ya diyor azıcık sakin olman lazım. Ya sakin olmam için diyorum. Evet. İşimi yapmam lazım. İş mi yapmam lazım? Diyorum yani benim size de söyledim hep. Evet. Hocamız var Ünal hocamız kesinlikle işini bırakmayacaksın. Evet. Yeri geldi Torbayla. torbayla işinin başında olacaksın. Yani bu stratejiyi devam ettirerek biz sizlerin sayesinde bir nebze moralle bu işi Yönet. aynen yönettik yani. Ondan sonra kontrol filmleri çekildiğinde de ameliyat şansı verebiliriz diye gördük. Artık Evet. iyi bir avantajla. Çok iyi bir stratejik hamleyle hazırlığını yaptık. Evet. Ameliyatını aldık. Ben orada o ameliyatta şunu hissediyorum. Mesela sen genç adamsın, işbirlikçi adamsın, zihinsel olarak Evet. kaynaşmışız. Orada o ameliyatı yaparken yine elle, zanaatle yapılan bir iş olduğu Yani. için hani böyle bir sıvacı eve getirirsin de Aynen. gönülle evi sıvarsa daha çok Aynen özenler o ya. şekilde. Yani insanoğlu, ben şahsen itiraf ediyorum Evet. burada, bizim izleyiciler de burada görsün. Evet. İnsanoğlu hani gönlünün kaynaştığı adamın işini yaparken ki gibi o ameliyat yaparken ya biraz daha özenebilir miyim diye hissediyor adam. Aynen. Tabii. Dolayısıyla senin ameliyatın normalde bir pull ameliyatlar mesela 4 saat 5 saat sürüyor. Tabii bu anlamda hızlı biten ameliyatlar kötü olduğu anlamında Yani. değildir o. Senin ameliyatın da biraz da tabii ki biraz ileriydi, damarlara çok yakındı. Özenmek lazımdı. Teşekkür 6-7 ederiz. saat Tabii tabii. gibi bir ameliyat Ameliyat, süresi evet. sürdü, Whipple ameliyatı. Çok böyle gayret ederek gitti. Teşekkür ederiz hocam. O gün
Sözünüzü kestim. Ameliyattan sonra yani sizin fotoğraflarınızı çekmişler. Islanmadık yeriniz kalmamış. Evet. Elbiselerinizde yani. Böyle çamur gibiydim yani. Hakkınızı ödeyemeyiz o konuda. Bizim oralarda şeyde Milas'ta yani suya düşmüş fare değil de bize farede, farenin adı bizde Keme'dir. Evet. Suya düşmüş keme gibi. Aynen, doğru söylüyorsun. Bir de başka bir deyim vardı, buzağı gibi terlemişim falan. Yani, sizde de var bizde. Bizde de var, buzağı gibi terlemişim. Buzağı gibi terlemişim. Aynen. Ama olsun, o özenin sonu güzel oldu günün sonunda. Evet. Çok başarılı bir şekilde. Ameliyattan sonra iyileşme periyodunda da iyi işbirlikçiydin, çok gayret ettin. Evet. Zihinsel cimnastiğin, solunum cimnastiğini, aynen, karın hareketlerini ve bacak hareketlerini. Ameliyattan sonra nasıldı? Biraz böyle sanki ikinci, üçüncü gün böyle bir kırgınlaştığın gibi hissettim. Böyle ameliyattan sonra hocam, tabii orada da bir hemşire arkadaşımız vardı. Bir can hemşire. Ne, kulakları çınlasın. Yani kulakları çınlasın. Çok iyi niyetli bir kardeşimiz de. Yani üflemeye çalışıyoruz işte topları. Ya, çıkmıyor hocam. Bizim askeri disiplin vardı yani, ameliyattan sonra. Aynen. Abi diyor, bu üflenecek diyor. Evet. Üflenmeden uyumak yok diyor. Evet. Bir gün, iki gün baktım olacak gibi değil. Dilen gitmiyor başımızdan bizim. Dedim Mustafa, sıkacaksın kendini. Bir daha zorluyor, zorluyor, zorluyor ama yoğun bakıma yatma bile karar vermiştik. O topları üfleyemiyorum diye. Evet. O dereceyim yani böyle. Evet. Ya şey yapıyor ama tabii işin şeyini öğrendik azıcık. İyilesini. İyilesini öğrendik. Tık 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 bir daha yavaş yavaş bir doğrulttuk şeyini çıkardık ucundan falan. Şükürler olsun o dönemi atlattık ama oradaki şey de güzeldi yani. Bir hafta mı kaldım ben orada? Bir hafta kadar kaldım. Bir hafta kadar kaldık. Yani o süreçte iyileşmiş olarak gittik yani. İyi, hatasız gittik. Evet, hatasız gittik. Elinize sağlık. Tabii ondan sonra beslenmen, günlük ritmin, kendi hayatını biraz önce ifade ettiğin gibi yönetmen çok kıymetli. Evet. Bir de ben tabii ki senin bilinçli olman nedeniyle ben bilinçli olan hastaları ona hep yönlendiriyorum. Modern tıp adına. Genetik çalışmaları, biyolojik çalışmaları, mutasyon tiplendirmelerini ve de hangi ilacın faydalı olacağı noktasında ben ona Amerikan istihbaratı diyorum. Evet. Evet. Onunla ilgili de işlemler yaptıralım dedik. Onları da yaptırdık. Tabii ki onlarda da bilinçli olman, yaptırman, modern tıp adına o ileri testleri yaptırman tabii ki bir maliyet gerektiriyor ama onları yaptırabilmek de başlı başına sosyoekonomik tabii imkan tabii. Neticede günün sonunda. Ama insan ol o günler için hazırlanıyor. Yani, onu kabul sonuç itibariyle sağlık en önemli. Hoş geldin, sefalar getir. Böyleydi hocam. Bayağı da keyifli. Evet. Sanki... Tatil olmasaydı biraz çay içerdik ama hocam tatil olasıyla çay içemeyecek. Sen şimdi... Bandırma'da biraz sıkıldın sanırım son günlerde. Evet, aynen o şekilde. Böyle hanımı da aldım böyle Alaçatı'ya kaçmak mı istedim? Burada Alaçatı'da yakaladım seni burada. Aynen, yakaladınız.